Merhabalar İbrahim Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Merhabalar Fuat Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz efendim, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar ve bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Ve sizlerle başlayalım İbrahim Bey. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Kaç yılından beri sektörün içerisindesiniz? Sizlerden dinlemek istiyoruz. Şimdi sektöre çocukluğumuzda Urfa'da yetiştiğimiz için Urfa'da başladık. Hem okul hem iş, öyle bir yaşam şeyi sürdük. Sonuçta okuldan ziyade bu meslek daha ağır bastı, bu mesleğe devam ettik. 1998 yılında geldik Bursa'ya. Bursa'da ilk Yunus Emre'de bu işe ilk başlangıç yaptık. Orada bir iş yeri açtık. Ondan sonra Özlüce'de 3 yıl oldu buraya geleli. Burada Urfalı Hacıoğlu adı altında firmada olarak, ortak olarak başladık. 3 yıldır devam ettiriyoruz. Urfalı Hacıoğlu firması 18 yıllık bir firmadır. Onlarla birlikte şu an devam ediyoruz. Bir öbür ana merkezimiz Ataöler, Urfalı Hacıoğlu'dur. Öyle işte devam ediyoruz. İki yerle devam ediyoruz. Evet. İki ortaklı firmayız ve ikimiz de Urfalıyız. Evet. Peki biraz sizleri de tanıyalım Fuat Bey. Sizin bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Vallahi benim de aşağı yukarı 20 sene oldu. Urfa'da mı başladınız siz de? Yok, Bursa'da başladık. Hı hı. Bizim de bir 98'den beri Bursa'dayız. Bizim de aynı şekilde dediğin gibi Urfalı Hacıoğlu adı altında. 98'den bu yana aynı hizmette devam ediyoruz. Evet. Peki biraz Urfalı Hacıoğlu'na neler sunuluyor, ne tür lezzetler sunuluyor? Bunlardan bahsedin bizlere o zaman. Şimdi lezzetlerimiz gerçekten çok farklı. Yani şimdi mesela çoğu iş yerinde işverenler hani bildiği kadar yapıyor. Biz bu işi öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. Gerçekten her şeyi kendimiz yapıyoruz en azından yani. Öbürleri mesela hani bir ustanın sadece bilgisine değil, bizim tecrübelerimizle birikim yaparak yapıyoruz. Ve ürünlerimiz de beğeniliyor, çok şükür. İşlerimiz de iyidir. İşte elimizden geldikçe seve seve yapıyoruz yani, severek yapıyoruz. Evet, siz bu işi mutfağında Urfa'da bir kere öğrenmişsiniz. Tabii, en önemli avantajınız bu. Burada da Urfa'nın lezzetlerini yine sunuyoruz. Neler var peki menüde? Şimdi menülerimiz geniş. Restoran menümüz bizim her şeyden önce. Yani bir dürümcü, bir fast foodçu gibi değil de yani bir restoran tarzı. İşte ara sıcaklarından, soğuklardan, ızgara çeşitlerinden, pide fırın çeşitlerinden her türlü şeyimiz var. Yani ürünlerimiz var. Hepsi de leziz, güzel. Hazırlanışı özel göstererek yapıyoruz. Özellikle kendimiz başında durarak yani itina göstererek yapıyoruz. En büyük avantajımız oluyor. Yani işi bilmek. Gerçekten işi bilmek ve yapabilmek yani. Evet. Onun dışında yoksa şey değil yani. Bizim öyle hani bir usta getir de yaptığı kadarıyla yapalım diye değil yani. Biz bu işi bildiğimiz kadarıyla, yani öğrendiğimiz kadarıyla yapıyoruz. En azından o avantaj bizim için yani. Çorbası, pidesi, kebabı, tabii. Tatlısına kadar tabii. Ve envai çeşit mezeler de yine. Mesela tatlı çeşitlerimiz var. Künefe, katmer tatlımız var, fıstıklı kadayıf tatlımız var. Hepsi sıcak yapılıyor. Biz öyle hazır bir ürün alıp dışarıdan da sunmuyoruz yani. Bütün ürünler A'dan Z'ye hepsini kendimiz işliyor, kendimiz hazırlıyoruz, kendimiz müşteriye sunuyoruz. En büyük avantajımız o. Sıcak yani her şey. Evet, peki genelde gelen müşteriler hangi lezzetlerinizden tadıyorlar? Genelde ciğer. Şimdi ciğerimiz olsun, kebap çeşitlerimiz olsun, gerekse fırından pide ve lahmacun çeşitlerimiz olsun. Yani hepsi ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik. Yani hepsine özellikle yani çok gerçekten özen gösteriyoruz. Yani kendimiz önce beğenirsek müşteriye sunuyoruz zaten. Önce biz tadına bakıyoruz. Yani yaptığımız bir ürünü biz beğeniyorsak zaten müşteri o zaman beğenir diye kendimiz kesin kanat getiriyoruz yani. Evet, Özlüce'deki şubemiz, diğeri de merkezimiz yine orada da aynı lezzetler mi sunuluyor? Aynen, Ataöler'de de öyledir. Orada da Halil abimiz var bizim, değerli bir abimiz. O da kendisini bu işe adamış. Yani yıllardan beri bu işin biri olmuş. Bir abimiz. Kendisi de gerçekten değerli bir insandır ve işi bilen bir insandır. O da orada da yani ayrı bir lezzet beğeniliyor yani. İnsanlar tabii ki bugün de Urfalı Hacıoğlu olması yani kendi başına olmaz. Yani illaki demek ki müşteriler memnun kalmış ki seviyorlar, gidiyorlar yani. Menülerde de dikkat ettiğimiz sadece burada tabak olarak sunum yapılmıyor. Yanında envai çeşit mezeleri de konuluyor değil mi? Evet. Tabii ki. Neler var? Şimdi şöyle, bizim
kendiniz şap sofranız biraz geniş. Geniş, evet. Olarak biraz geniş oluyor. O yüzden yani sunumu çok farklı. Yani işte maydanozundan tut, yeşilliğinden tut, nanesinden tut, işte ezmesi, levenisi, yani lavaşı, çiğ köftesi. Yani her şeysiyle yani bir ayrı bir lezzet. Yani önden ikram olarak veriyoruz zaten. Yani onlar da yani yöremizin yani bir lezzeti, bir tadı. Yani bir tadımlık da olsa bir yesin. En azından onu da bir yemeyen varsa bir tatsın yani diye ikramda bulunuyoruz. Evet, dediğiniz ondan gibi. Ondan sonra yemekler zaten gidiyor. Tam bir şark sofrası hazırlıyorsunuz. Yani, hem gözler, hem gönüller, hem de evet, karınlar doyuyor burada. Yani önce tabii ki müşterinin memnuniyeti. Yani önemli olan memnuniyet. Peki ürünleri nerelerden alıyoruz? Ürünleri biz kasaplarımız var. Kendimiz mesela kesiyoruz. Onlar bizim ana merkezden onu şey yaptıktan sonra, ayıkladıktan sonra bize gönderiyorlar. Biz de burada işliyoruz. Onlar da o tarafta kendileri de aynı şekilde işliyor. Kendi malzemelerimizi kendimiz yapıyoruz. Yani hepsi mutfağımızda bitiyor. Sizlere başarılar diliyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere o zaman. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.